Herkese merhabalar. Bu videoda Proteus programında Virtual Terminal yani seri ekranı göreceğiz ve Virtual Terminal kullanarak ekrana yazı yazdıracağız. Şimdi iç içe girelim. Evet, ilk olarak Pick Devices bölümünden Arduino Uno kartımızı alalım. Çalışma alanıma getiriyorum. Yönünü sağa doğru çeviriyorum. Şimdi Virtual Terminal ekranını çalışma alanına getirelim. Bunun için buradaki Instruments bölümünden Virtual Terminal'ı seçiyorum. Çalışma alanıma getiriyorum. Evet, şimdi Virtual Terminal'ı biraz inceleyelim. Arduino IDE programında seri ekranı kullanmıştık. Seri ekrana yazı yazdırmıştık. Şimdi ise Proteus programında olduğumuz için Virtual Terminal kullanacağız. Virtual Terminal Türkçe anlamı sanal terminal anlamına gelmektedir. Bir seri iletişim ara birimidir. Seri veri üretebilir ve alabilir. Aldığı veriyi istenen formatta gösterebilir. Bu veriler ASCII kod formatına uygun biçimde olmalıdır. Şimdi Virtual Terminal üzerinde yer alan RXD ve TXD pinlerini inceleyelim. TXD pini üzerinden lojik sinyali seri olarak vermekte, RXD pinine uygulanan seri sinyali ise ASCII kod yapısına göre karakter biçimine dönüşmektedir. Bu noktada Arduino kartındaki TXD ve RXD pinlerine görmekteyiz. Şimdi Arduino kartındaki TXD ve RXD pinlerini inceleyelim. Bu pinler haberleşme pinleridir. RX açılımı receive X almak anlamına gelir. TX ise transmit X bu da iletmek anlamına gelmektedir. Bu durumda TXD ve RXD pinlerinin bağlantılarının çapraz bir şekilde olması gerekmektedir. Sonuç olarak Arduino kartının ve Virtual Terminal'ın haberleşmesi için çapraz bağlantı yapmamız gerekmektedir. Bu nedenle Virtual Terminal'ın RXD pinini Arduino kartının TXD pinine bağlıyorum. TXD pinini ise Arduino kartının RXD pinine bağlıyorum. Bu şekilde haberleşmeyi sağlamış oldum. Şimdi Virtual Terminal'a yazı yazdırmak için Arduino programında kodları yazacağım ve tekrar Proteus programına gelip simülasyonu yapacağız. Evet, öncelikle Setup bloğuna seri haberleşmeyi başlatmak için serial.begin yazıyorum. Ve hızını 9600 baud rate olarak ayarlıyorum. Hemen alt satıra serial.print komutuyla ekrana Virtual Terminal'a yazı yazdıracağım. Serial.print yazıyorum. Parantez içerisinde istediğiniz bir mesajı yazabilirsiniz. Ben Hello World yazıyorum. Çift tırnak içerisinde. Ve şimdi kodları derleyip hex dosyasını kopyalayacağız. Derlemeden önce dosya bölümünden tercihler kısmına geliniz ve ayrıntılı çıktı göster bölümünden derleme kutucuğunu işaretlemeyi unutmayınız. Daha sonra tamama tıklayınız ve kodları derleyiniz. Derleme tamamlandı. Buradaki hex dosyasını klavyenizde Ctrl C yaparak
Kopyalayınız. Ardından tekrar Proteus programını açalım. Şimdi kopyaladığımız hex dosyasını Arduino kartının içerisine atacağım. Bunun için kartın üzerine çift tıklıyorum. Ve buraya kopyaladığım hex dosyasını yapıştırıyorum. Ardından OK'a tıklayınız. Şimdi simülasyonu başlatalım. Buradan simülasyonu başlatıyorum. Gördüğünüz üzere kodlamada yazdığım mesaj Virtual Terminal'da gözüküyor. Burada kodlamada Hello World yazmıştık. Virtual Terminal'da da Hello World yazısı gözükmektedir. Şimdi mouse'unuzla sağ tık yaptığınızda burada bir takım ayarlar bulunmaktadır. Şimdi bunları inceleyelim. Clear Screen Virtual Terminal ekranını temizlemek için kullanılır. Clear Screen'a tıkladığınızda gördüğünüz üzere ekran temizlendi. Şimdi simülasyonu durduralım. Ve yazının sürekli gözükmesini sağlayalım. Bunun için Arduino programına tekrar dönüyorum. Buradaki kodu kopyalayıp loop bloğuna yapıştırıyorum. Böylelikle yazının sürekli gelmesini sağladım. Şimdi tekrar kodları derleyelim. Derledikten sonra tekrar hex dosyasını kopyalayıp yapıştırmanıza gerek yoktur. Bir kere derlemeniz yeterlidir. Tekrar Proteus programını açalım. Şimdi simülasyonu başlatalım buradan. Evet, Virtual Terminal'da gördüğünüz üzere yazı gözükmektedir. Buradan yazımız kodu loop bloğuna yazdığımız için sonsuz bir biçimde gözükmektedir. Mouse'unuzla sağ tık yapıp buradaki pause'a tıkladığınızda Virtual Terminal'ın veri iletişim gösterimini durdurur. Pause'a tıkladığınızda evet gördüğünüz üzere veri iletişim gösterimi durdu. Fakat haberleşme durmadı. Yani bunu yaptığınızda haberleşmenin durduğu anlamına gelmez. Sadece iletişim esnasında verileri ekranda göstermeyi kapatmış olursunuz. Gördüğünüz üzere ki buradaki yazı durmuş durumda pause'a tıkladığımız için. Tekrar pause'a tıkladığınızda verilerin gösterimini devam ettirmiş olursunuz. Buradaki copy ekrandaki bilgileri kopyalamayı sağlar. Paste kopyalanan veriyi yapıştırmayı sağlar. Şimdi simülasyonu durduralım. Tekrar mesajı setup bloğuna alalım. Evet, buradaki kodu tekrar bir kere gelmesini istediğim için setup bloğuna alıyorum. Bunu yapıştırıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Kopyalayıp yapıştırdım. Ardından kodları tekrar derleyelim. Ve şimdi tekrar Proteus programına dönebiliriz. Şimdi tekrar simülasyonu başlatıyorum. Evet, kodu setup bloğuna aldığımız için bir kere gözükmektedir. Şimdi tekrar mouse'uma sağ tık yapıyorum ve buradaki Echo Typed Characters inceleyelim. Echo Typed Characters klavyede girilen verilerin ekranda gözükmesini sağlar. Şu an bu kutucuk onaylı olmadığı için klavyeden veri giremezsiniz. Şimdi bu kutucuğu onaylıyorum. Evet, gördüğünüz üzere şu an onaylı durumda. Ve klavyeden veri girelim. Örneğin A harfine tıklıyorum. B. Sayı da girebilirsiniz.
Buradan bu şekilde gördüğünüz üzere burası onaylı olduğu için buraya veri girebilirsiniz. Hemen altındaki Hex Display mod ise verilerin hexadesimal modda görüntülenmesini sağlar. Bu kutucukta onaylı olmadığı için şu an veriler ASCII modda gözükmektedir. Şimdi bu kutucuğu onaylıyorum ve verilerin hexadesimal modda görüntülenmesini sağlayalım. Test etmek için klavyemden A harfine basıyorum. Gördüğünüz üzere A harfinin hexadesimal karşılığı olan 41 gözükmektedir. Z harfine girdiğimde hexadesimal karşılığı 5A ekranda gözükmektedir. 6 girdiğimde bu sefer de 36 gözükmektedir. Bu şekilde istediğiniz veriyi girip ASCII formatında olan verinin hexadesimal karşılığını görüntüleyebilirsiniz. Şimdi bu klavye veri girişini ve hexadesimal karşılık olan kutucukların onayını kaldıralım. Bunun için tekrar veri girişini kapatıyorum ve hexadesimal display modu da kapattım. Şimdi simülasyonu durduralım. Tekrar başlatalım simülasyonu. Evet, yazımız tekrar geldi. Son bir özelliğimiz kaldı. Mouse'umla sağ tık yaptığımda set font ise buradaki set font yazı tipi ayarlamasını yapmamızı sağlar. Set font'a tıklıyorum. Evet, buradan yazı tipini, stilini ve yazının boyutunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi yazının boyutunu biraz daha büyütmek istiyorum. Bunun için 12 olarak seçiyorum ve tamama tıklıyorum. Gördüğünüz üzere yazı boyutu biraz daha büyüdü. Bu şekilde ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Set font üzerinden. Şimdi simülasyonu durduralım. Evet. Bu videoda Virtual Terminal'ı tanıdık ve Virtual Terminal kullanarak ekrana yazı yazdırdık. Bir sonraki eğitimde Virtual Terminal kullanarak bir uygulama yapacağız. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere, hoşça kalın.